Evet arkadaşlar, bugün farkında böyle bir ekranda karşınıza çıktım. Bunu bilerek çekiyorum çünkü baştan gördüğünüz üzere şöyle bir durum var. Zaten araç fiyatları gerçekten çok hızlı bir şekilde artıyor. Araçlardaki ÖTV muhabbeti çok hızlı arttı. Üzerine de biliyorsunuz ki benzine 5 liraya bir ÖTV zammından dolayı yükleme geldi. Yükleme diyorum ben bunu, bindirme diyorum. Aniden işte 26 liradan 30, işte şu an güncel fiyatlara baktığımızda 33 ile 34 lira arasında geziyor benzinle motorin arkadaşlar. Motorin 34 lira, benzinle 32 liraydı şu an. Güncel fiyatı bu arkadaşlar ve hani artık araba almayı bıraktık, hani bu artışları bir kenara bıraktık. Şu an artık yani benzin almak bile bir sorun haline geldi. Buradan ben her zaman 50 lira alıyorum diyen arkadaşlara selam yolluyorum. Artık 1,5 litre benzinle ne yaparsanız yapın, ancak kendinizi yakarsınız diyorum. Abi onu yakamazsınız bu arada. O da yetmez galiba kendinizi yakmaya. Yani 50 liralık bir benzin hiçbir işinize yaramaz. Ancak o motor testereleri var ya, onlara falan kullanırsınız. Ne bileyim işte bitme makinesine falan koyarsınız. O da yetersiz. Onlara bile yetmeyebilir. Siz düşünün artık. Böyle bir hemen sizlerle kısa bir konuşma yapacağım ve sonra da bu videoyu kapatacağım. Ve diğer sebeple tabii ki devam edeceğiz ama hani gerçekten bu konuya değinmek istedim. Hani biz arabalarla ilgili bir şey beklerken hani artık arabası olanlara bile ekstra vergilerle her şey bindi artık. Biliyorsunuz ki işte sigortalar, işte ardından bu araçların bakımları, her bir şeyi, arabanız varsa her bir şeyine zam geldi şu an. Artık benzine bile aniden 5 lira gibi büyük bir zam geldi. Yani her ülkede Brent petrol düşerken bizim ülkemizde yine yükselişe geçti. Sözde en ucuz, dolar bazında bakıldığında biz kullanıyormuşuz. Yani akıl mantığa sığacak bir ses değil. Çünkü neden? Dolar bazında bakıyorlar ve zaten bizim ülkemizde dolar 26 lira mı 27 lira mı ne? Şu an 26 lira güncel diyebiliyorum. Lan zaten 1 dolar 26 lira yapıyor. Yani 1,5 dolara kullansak ne olur, kullanmasak ne olur? Hani hep diyorsunuz ya, siz dolarla maaş alıyorsunuz diye, biz dolarla maaş almıyoruz. O zaman niye dolara göre bu istatistiği yapıp bize işte gelip burada en ucuz biz kullanıyoruz? Lan alakası yok. Eşinize geldiğinizde dolarla maaş alıyoruz, size geldiğinizde dolarla maaş almıyor muyuz yani? Ona göre mi karar veriyorsunuz? Ona göre mi bu tarz şeyler yapıyorsunuz? Merak ediyorum. Hani gelmiş en ucuz bizde. Tabii canım. Dolar bazına bakarsanız tabii ucuz. Yani çünkü zaten de dolar zaten 26 lira. Benzin litresi 32 lira ve 34 lira. Yani bu da taş atlasın 1,10 yapsın veya bir dolar 20 sent yapsın, ne bileyim yani. Bu tarz bir şey yaptığı için tabii ki ucuz gözükecek. Ama biliyorsunuz ki biz dolarla değil TL ile maaş alıyoruz. Ona göre hesaplarsanız benzinin ne kadar pahalı olduğunu hepiniz çok iyi göreceksiniz. O yüzden kimse buraya çıkıp da nara atmasın arkadaşlar. Yok işte en ucuz bizde falan gibisinden. Onun dışında biliyorsunuz ki TOGG'a bile ardı ardına 200 zam geldi. TOGG bile artık 1 milyon seyirlerini geçti. Ve bu bizim yerli kendi üretimimiz. Ama ona bile zam yapıyorsunuz. Bari ona zam yapmayın. Yani biz yapıyoruz ya. Yani niye zamlıyorsunuz? Bizim zaten. Bizim olan bir şeyi niye zam yapıyorsunuz? O oldu, bu oldu, çamura battı, yana battı. İşte biz de bundan bahsediyoruz. Bence hep birlikte anlayacağımız tek bir şey var ki artık araba bile alsanız benzin almak artık başınıza bir dert olacak. Aracın bakımlarını yaptırmak ayrı bir dert. Aracın sigortası ödemek ayrı bir dert. Aracın bu dönem ÖTV kartı, işte onun dışında hani bir sürü vergisi var bu arabaların. Yani onlar bile artık bir dert haline geldi. Çünkü gelen zamlar 3-5 lira değil arkadaşlar. Çok büyük oynayacak paralar geliyor. Ve hani artık araba bile alsanız ve arabama atlayayım, şuraya gideyim, arabama atlayayım, buraya gideyim gibi şeyler çok zor. Gelirinize göre artık. Yani artık şeye dönüyor iş. Ben ne kadarlık bir hafta içerisinde benzin harcarım? 500, sadece 500 lira alacaksınız. Daha fazlasını atmayacaksınız bile. Zamanında bas bas bağırdınız. Yok işte petrol bulduk, onu bulduk, bunu bulduk. Ama bakıyoruz ki nerede? Bu petrol nerede? Ve neden biz hala petrole bu kadar para ödüyoruz? Ben direkt petrole diyorum çünkü. O doğru, haklısınız.
Daha yeni doğalgaz bulup doğalgazda da %224 gibi bir zam geldi arkadaşlar. Bir şey demek istemiyorum. Kimse kimseye suç atmasın bu durumda. Hep beraber ki her iki insandan biri bunu istedi, bu zamları istedi. Ve sonucunda hepimiz bunlara katlanıyoruz. Umarım daha kötüye gitmeyiz. Umarım benzin uçup gitmez. Umarım daha kötü hallerde şu an size böyle bir video çekiyor olmam diye düşünüyorum. Lafı çok fazla uzatmıyorum. Kısa biraz konuşmak istedim. Yani tamamıyla amacımız zaten arabanın fiyatları düşmesiydi. Artık benzinin de düşmesi oldu. Her şeyin düşmesi oldu yani. Şu an her şeyle araç piyasası boka sarmış durumda. Yani şu an satıcıdan her şey ne kadar olay artık çok karıştı. Üzerine işte sıfır aracın fiyatını geçemez deyip işte bir sıfır silip yazanlar. Yani birçok şey var. Çok fazla da konuyu dağıtmak ve bu konular içerisine girmek istemiyorum çünkü saatlerce sürecek bir olay. Hani bir gün gerçekten bir yapacağız gibi de canlı yayın açacağım ve oradan sizlerle beraber konuşacağız, edeceğiz. Hani bunu yapacağım bu arada bunun bilgisini vereyim. Böyle bir canlı yayın istiyorum. Bakalım kaç insan neler düşünüyor, neler yapıyor. Bunun videosu tabii ki hafta içi değil de belki hafta sonuna doğru olabilir. Bu tarz bir canlı yayın düşünüyorum. Buradan da bilgisini vereyim arkadaşlar. Lafı çok fazla uzatmayacağım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoları da beğeniyorsanız size hemen bu videoya bir like atmayı unutmayın. Ekstra olarak da eğer hala kanala abone değilseniz ve bu tarz içerikleri kaçırmak istemiyorsanız aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanala abone olabilirsiniz. Eğer beni desteklemek istiyorsanız siz de kendinizi yormadan, kendi bütçenizi sıkmadan aşağıdan herhangi bir katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Veya hemen videonun sağ kısmında süper teşekkür diye bir tuşumuz var. Bir butonumuz var. Bu butondan da bana destek sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Tamamıyla kendinizi hiç sıkmadan ve tabii ki bu ne derler onun ismini yani kendinizi zor sokmadan ufak tefek yardım yapmak isterseniz diye bunları da söylemek istedim. Son olarak yorumlarınız benim için değerli. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Aşağı yorum olarak yazarsanız hep beraber konuşup tartışalım. Bakalım insanlar neler düşünüyor. Hep beraber görelim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.